Günümüz dünyasında blok zincir teknolojisiyle her geçen gün daha merkeziyetsiz oluyor. Ancak mevcut Web3 dünyasında en büyük sorunlardan biri mahremiyet eksikliği. Blok zincir üzerinde yapacağınız herhangi bir para transferi gerçekleştirdiğinizde cüzdan adresiniz açığa çıkar ve blok tarayıcı üzerinden tüm mal varlıklarınız ve yaptığınız işlemler görülebilir. Manta Network gibi projeler bu durumu Zero Knowledge Proof, yani sıfır bilgi kanıtı yöntemiyle tam gizlilik sağlayarak çözüyor. Daha önce videolarımızda Manta Network'ün Zero Knowledge Proof ile tüm ekosistemi gizlilik getirmeyi amaçlayan bir proje olduğundan sıkça bahsetmiştik. Bu videoda ise bunu nasıl yaptığını, Manta'nın teknolojisini inceleyeceğiz. Manta, Web3'te kullanıcıların gizliliğini koruma adına Zero Knowledge Proof, yani sıfır bilgi kanıtını kullanır. Özellikle Web3'ün benimsenmesi arttıkça kurucu ekip gizliliğin yalnızca olması iyi bir şey değil, bir zorunluluk olduğuna inanıyor. Eğer Manta'yı daha önce hiç duymadıysanız, Manta Network nedir videomuzu sağ üstte bırakıyoruz ve bu videodan sonra izlemenizi tavsiye ediyoruz. Peki Manta bunları nasıl yapıyor? İşte bu videoda sizlere basit olarak bu vizyonu aktarmak istiyoruz. Manta bu vizyonu gerçeğe bir adım daha yaklaştırmak için iki temel kavramı sunuyor. ZK Addresses ve ZK Assets. Yani ZK adresler ve ZK varlıklar. ZK asetler, gizlilik, bütünlük ve erişim politikasının sıfır bilgi kanıtlarıyla korunduğu yeni bir kripto varlık sınıfıdır. ZK asetler, varlık sahiplerine gizlilik getirir ve şu özelliklere sahiptir. Birincisi, değiştirilebilen ERC20 veya değiştirilemeyen ERC720 ve ERC1155, yani NFT formatlarında olabilirler. İkincisi, kullanımdan önce şifrelendiğinden zincir üstünde tamamen gizlidir. Üçüncüsü ise vasiyetlendirme yapılabilir. Yani token sahibi dilediği kişiye token bilgilerini sunabilir. Bunu yaparken de diğer varlıklarını gizlemeye devam edebilir. Çünkü onları şifreleme metodundan değil, şifrelemenin sonucu olarak sunar. Dördüncüsü ise yapılandırılabilir varlık ilkeleriyle ZK asetlerin görüntülenmesine imkan verilebilir. En güzel örneği ise KYC tamamlayanlar gibi. ZK Asset'e bu özellikleri katmak için her token'a bir adres tanımlanması gerekmekte. Bu adresler coin'lerin, yani varlıkların gizliliğinin temel anahtarlarıdır ve 3 parçadan oluşur. Harcama gizliliği, ZK adres ve görüntüleme anahtarı. ZK adresler blok zincir üzerinde bakıldığında görülebilir. Ancak gönderici veya alıcı görüntüleme anahtarını gözlemciye sunmadıkça içeriği tamamen gizlidir. Her adres tek bir görüntüleme anahtarına karşılık gelir. Görüntüleme anahtarı ise bir adresin harcama sırrını sızdırmadan tüm harcama geçmişini ifşa etmenize olanak tanır. ZK adresler yalnızca ZK asetlere hizmet eder. Görüntülenme anahtarlarını desteklemek ve sıfır bilgi kanıtı oluşturmayı verimli hale getirmek için farklı bir kriptografik yapı kullanırlar. Bu nedenle ZK asetleri desteklemek için mevcut Ethereum veya Polkadot genel adresleri kullanılmaz. ZK asetler sadece ZK adresleriyle kullanılabilir. Manta bu sebeple kendi cüzdan uygulaması MantaPay'i kullanıma sürüyor. MantaPay'in ne olduğuna da kısaca bakalım. ZK asetlerin saklanması ve transferlerini sağlayan cüzdan uygulaması. MantaPay, coin transferi arasındaki bağlantıyı korumak için ZK snarkları kullanan UTXO tabanlı özel bir ödeme protokolü. Diğer gizlilik temalı Zcash, Monero gibi projelerden farklı olarak MantaPay ile tüm coinlerinize gizlilik getirilebilir. Şimdilik MantaPay tüm Polkadot kusamada değiştirilebilir coinleri desteklemekte. İlerleyen dönemde blok zincirler arası köprülerin oluşturulmasıyla MantaPay daha fazla coin'i destekleyecek. Örneğin ekrandaki görselde gördüğünüz gibi Bob'un 10 tane Polkadot coin'e sahip ve bunları göndermeden önce PDOT'a, yani Privacy Polkadot coin'e dönüştürüyor. Ardından bu Privacy Polkadot'ları gönderiyor, alıcı ise bu Privacy Polkadot'ları anahtarlarıyla açıyor ve Polkadot olarak kullanıma devam ediyor. Bob cüzdan adresini ifşa etmeden transferi gerçekleştirdiği için takip edilemez oldu. Ve alıcı da Bob gibi diğer varlıklarını görüntülenmesine imkan vermemiş oldu. MantaPay'in kullanıma sunulmasıyla birlikte kusamadaki varlıkların ZK Asset'e dönüştürülebilir ve ZK Asset'i ZK adresler arasında aktarabilirsiniz. Bu ZK Asset'i Web3 dünyasına getirmenin en önemli ilk adımıdır. Ayrıca ilerleyen dönemde MantaPay bir saklama ve transfer protokolünden daha fazlası olacak şekilde büyütülecek. Manta ekibi 2022'nin başından itibaren ZK Asset'e programlanabilirlik ve birleştirilebilirlik kazandıran ZK Asset programlama katmanlarını geliştirmeye başladı. Çok uzak olmayan bir gelecekte geliştiriciler MantaPay ile ZK Asset, ZK adresleri kullanarak ZK Apps'ler oluşturabilecek. Böylece Manta üzerinde birçok DeFi,
oyun ve DAO benzeri uygulamalar üretilebilecek. Şu an için bilmeniz gereken en basit tabirle manto uygulamaları ile cüzdan adresinizi biriyle paylaşsanız bile o kişi sizin varlıklarınızı ve hareketlerinizi asla takip edemeyecek. Sizler de ZK adresleri kullanmanızı sağlayacak MantaPay'in birinci adım Trustless Setup etkinliğinde yer alabilirsiniz. Tam gizliliğe giden bu yolda oldukça önemli bir kilometre taşı olan bu testnete sağ üstte eklediğimiz videoyu izleyerek katılabilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoyu da bir soruyla kapatalım. Dünyayı değiştirmeye hazır mısınız?